Eğitim Bakanlığı'na 2021 bütçesinden ayrılan payı ve Türkiye'de pandemiyle birlikte bir çıkmaza giren eğitim sistemini HDP Eğitim Politikaları ve Kültür Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı ile konuşacağız. Kendisi Skype konuğumuz. Merhabalar Sayın Karahalı, hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyorsunuz beni değil mi? Merhaba. Evet. Evet Sayın Karahalı, az önceki haberimizde de izledik. Eğitim kurumları arasındaki eşitsizlikler, bütçe eşitsizlikleri ve fark eğitimdeki eşitsizlikler, fırsat eşitsizlikleri devam ediyor. 2021 bütçesinde de bu farklar görülüyor. Size nasıl görünüyor durum? Şimdi 2021 bütçesinde de bundan önceki bütçe düzenlemelerinde de AKP iktidarının eğitim politikaları açısından yaklaşımı aşağı yukarı benzer bir çizgi izliyor. Üstelik pandeminin aşağı çıkardığı eğitimin devasa sorunları bu bütçelendirmede, eğitime yönelik bütçelendirmede gerek eğitimin niteliğinin artırılması, gerek uzaktan eğitimin gerektirdiği temel düzenlemelerin yapılması, eğitim içeriklerinin buna uygun hale getirilmesi, hem eğitim emekçilerinin hem de öğrencilerin bu eğitim süreçlerine katılımını güçlendirebilecek altyapı olanaklarının hazırlanması açısından hiçbir ciddi düzenlemenin gerçekleştirilmemiş olduğunu görüyoruz. Üstelik de bu pandemi meselesi bugün açığa çıkan bir sorun değil. Geçtiğimiz dönem açığa çıkmış olmasına, bunun bu dönem içinde devam edecek koşulların belli olmasına rağmen ne yaz aylarında buna ilişkin bir ek bütçelendirme gerçekleştirilmiş, ne de bu sürecin açığa çıkardığı koşullarla ilgili 2021 bütçesinde de gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmemiş. Bunun ötesinde bakacak olursak, Milli Eğitim'in temel bütçesinin hala Milli Eğitim'in niteliğinin geliştirilmesine, eğitim sisteminin niteliğinin geliştirilmesine dönük herhangi bir yatırım sürecini gerçek anlamıyla kapsamadığını, burada Milli Eğitim bütçesinde çok sınırlı bir miktarı kapsayan yatırım bütçesinin de bir özel okullara, iki İmam Hatip okullarına ayrılmış olduğunu, bu anlamıyla da eğitimdeki eşitsizliği, yani toplumsal yaşamın açığa çıkardığı eşitsizliğin açığa çıkardığı eşitsizlikleri derinleştiren, buralarda ayrımcı uygulamaları hayata geçiren bir yaklaşımı gözlemliyoruz. Burada da iki tane temel yaklaşımın izlerini gözlemlemek mümkün. Biri eğitimi bir kamusal hizmet, yani her bir vatandaşın hakkı olan bir kamusal hizmet olarak hayata geçirme ve bunun gerektiğini anlayışından burayı ticari bir müessese haline getirip öğrencileri ve velileri müşteriye dönüştüren yaklaşımın, bu anlamıyla da özel okulların güçlendirilmesi meselesi. Bir diğeri de bunun dışında kalan milyonlarca yoksul emekçi çocuklarının daha niteliksiz eğitime ulaşabileceği koşullar aşağı çıkartarak bunların içerisinden seçtiği belli sayıda kesimi kendisinin politik ideolojik yönelimleri çerçevesinde, kadrolaşması çerçevesinde biçimlendirmek üzere İmam Hatip okullarına yönlendirme şeklinde. Bir önceki dönem bütçe düzenlemesinde ve bu düzenlemenin hayata geçirilmesi süreçlerinde de gözlemlediğimiz bir şey vardı. Bu bütçeden İmam Hatiplere ayrılan miktar oldukça yüksekken, İmam Hatip okulları boş kalmasına rağmen, oldukça boş sınıflar, derslikler olmasına rağmen, bu sınavlar çerçevesinde öğrencilerin seçebileceği koşulları sınırlandırarak buralara göre zorunlu yönlendirme yapıyor. Öğrencilerin akademik başarıları için tercih etmek istediği Anadolu Liseleri, Fen Lisesi gibi geleceğini kurarken kendisini güçlendireceğine inandığı okullara yönelebilmesi içinse buralara ne bir sınav sistemi açısından böyle bir düzenleme kolaylık sağlama, ne de buraları seçtiği durumda buralarda var olabilecek koşulları sağlamak konusunda hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Buralar tercihlerin fazlalığı dolayısıyla çift eğitimlere geçmek, çok yoğun sınıflarla karşı karşıya gelmek zorunda kalırken, diğer tarafta boş sınıflar ve buralara biraz önce sizin de haberinizde ifade ettiğiniz ekstra olanaklar
hayata geçirildi. Bu aynı yaklaşımın bu bütçelerin devam ettiğini görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı işte 150 bin tablet dağıtıyoruz. İşte önümüzdeki ayda 200 bin daha dağıtacağız şeklinde ve bunu müjdeymiş gibi söylüyor. AKP, MHP iktidarı ve onun bütün bakanlıkları yaptıkları her türlü eksikliği bir reform ve bir müjde şeklinde bize sunmaya alışmış durumdalar. Çünkü bu söze edilen rakamlar şu an eğitim olanaklarına ulaşamayan milyonlarca öğrenci açısından bakıldığında devede kulak denilemeyecek miktarlar. Hala bu sorunların çözülmemiş olmasından dolayı, bu öğrencilerin ücretsiz internetle bilgisayar ulaşımı sağlanmamasından dolayı milyonlarca öğrenci eğitim olanaklarından ulaşamaz durumda. Eğitim emekçilerinin insancı yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret düzenlemesi gerçekleştirilmemiş durumda. Bu bütçeleme gerçekleştirilirken eğitimin temel sorunları neler ve bunların çözüm yollarını nereden bulabiliriz, nerede inşa edebiliriz şeklinde veliler, öğrenciler, eğitim emekçileri ve bunların sendikalarından oluşan bizim eğitim bileşenleri dediğimiz kesimlerin katılımı, söz hakkı buraya dahil edilmemiş durumda. Bu anlamıyla baktığımızda hani güneşin altında yeni bir şey yok. AKP'nin sadece kendi politik ideolojik ihtiyaçları çerçevesinde eğitimi biçimlendirme ihtiyacından başka bir durum gözlemleyemiyoruz maalesef. Sayın Sevtap Akdağ Karahalı, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileriz. Evet. Kolaylıklar.